Arkadaşlar özür dilerim. Kaldığım yerden devam edeceğim. Kısa bir görüşme yapmam gerekti. Şimdi ne dedik? Vize eşittir veri_al.nextable. Yani ne yapıyor? İşte öde geldi, soy ismi atıldı, sonra. Bu yüzü alıyor. Zaten şöyle çalışacak imleç. Gelecek, ha diyecek. Buradaki yüz, sonraki satırdaki yazan yüz zaten bir sayı diyecek. Ben bunu double olarak double veri tipinde atacağım diyecek. Ve bunun atamasını gerçekleştirecek. Alta indik, sonra sonraki satıra indiriyoruz. Yani finalde veri_al.nextable. Yani bir sonraki double değeri, bir sonraki okunan sayı değerinde double olarak atacak. Alta indi, double olarak atadı. Bunu yaptı. Sonra ne yapıyoruz? Bizim burada başarı puanı hesapla diye bir şeyimiz var. Fonksiyonumuz var. Bunu atacağımız bir değişken de oluşturalım. Buna da virgül başarı puanı diyelim. Başarı puanı. Diyoruz ki alta indik. Dedik ki başarı puanı eşittir. Başarı puanı eşittir. Fonksiyonumu çağırıyorum bu sefer. Hesapla vize virgül final. Böyle. Tabii ben veri okuyacaktım değil mi? Böyle yaparsak olmaz. Niye olmaz? Şu an çünkü bir while döngüsü yok, bir şey yok. Bunu bir while'a almamız lazım. Sürekli hesaplayacak. Özür dilerim, onu unuttum eklemeyi. Şöyle alalım. Şurayı copy paste yapalım. Ctrl-C, Ctrl-C ve Ctrl-V. Copy paste yaptık, while. Tabii bu yine ne yapacak? Burada veri al scanner'ımın değişmesine karşı ne yapıyorum? Yine dosyaya iniyorum. Dosya. Dosyadan okuma yapacağım çünkü. Tamam. Pardon. Bunu siliyorum artık. Buna gerek yok çünkü. Yukarıda tanımladım zaten. Tabii bu neye kadar devam edecek? Veri al nokta az next. Özür dilerim. Az next line. Satır olana kadar devam edecek bu işlem. Şimdi bundan sonra ekrana yazdırma işlemini gerçekleştireceğim. Ekrana yaz fonksiyonumu çağırıyorum. Yine şuraya ol diyorum ki olduğu gibi kopyalamayın. Öğrenci no eşittir dedim. Öğrenci no eşittir dedim. Artı artık değişkenimdeki no'yu yazdırıyorum. Numarayı yazdırıyorum. Artı ne diyeceğim? İşte adı eşittir. Artı işte isim değişkenimi atadım. Artı işte nedir? Virgül koydum yanına. Soyadı dedim. Eşittir. Artı dedim. Soy isim. Soy isim değişkenini atadım. Sonra ne yapacağız? Vize notlarını yazdıralım bir de. Dedik ki vize eşittir dedim. Artı işte vize artı final eşittir dedim. Artı final, artık finaldeki değişkenim, final FNL değişkenindeki notu ve başarı puanı, asıl yazdırmak istediğimiz başarı puanı eşittir dedim. Artı biraz uzun oldu. Başarı puanı. Yani şuradaki başarı puanına aktardığımız değişkeni yazacak. Nokta virgülümü koydum. Böyle şu an böyle bir yazım olacak. Ha tabii alt satıra indirmeyi de sonra diyeceğim. Böyle bir yazım olacak. Tabii bundan sonra ne yapması lazım? Tamam, satırları okudu. Değil mi? Şimdi böyle okuyacak. En sonunda da yine bir mesaj yazdıralım. Ekrana yazdırma işlemi. İşte başarılı demesine gerek yok. Bence anladınız. Şimdi bunu burada kullanacağım. Ne olarak kullanacağım? Şurada
Neredeydi orası? Burada. Dedim ki ilk dedim seçim. Akas. Aysa dedim. Öğrencinin o isim soy isim fonksiyonu sarısıdır. Eğer. Buradaki gibi yapıyorum bakın. Şuradaki gibi. Asif. Yani. Burada ne? B seçilirse. B şıkkı seçilirse. Başarı puanı ile yarışsın. Eğer diyorum. Seçim. Nokta. Ekmaz. B ise dedim. Neyi çağırsın? Öğrencinin o isim soy isim başarı puanı fonksiyonunu çağırsın. Öğrenci no isim soy isim başarı puanı fonksiyonumuzu çağırsın. Şu an çağrılıyor. Şimdi şuraya geldim. Ben artık buradaki seçimi B. İleride dinamik değiştireceğiz bunu. Şu anlık böyle değiştiriyoruz. Çalıştırıyoruz. Şöyle bir hata verdi. Ne dedi? Treatment dedi. 43 başarı puanını hesaplattırıyoruz. Sonra özür dilerim. Satır atlatmayı unuttum. Şurada satır atlatacaktım. Satır atlatmayı unuttum. Burada olabiliyor. Yazılımda zaten hata her zaman vardır. Veri al. Nokta next line dedim. Satırımı atlatayım. Bu arada başarı puanını da şöyle görmüş olduk. Tamam. Satır atlatıp gördüğünüz gibi güzel bir şekilde yazıyor. Şöyle süratli bir şekilde. Bir bakalım hesaplayalım. 56, 45. Örnek yeni bir kayıt girelim. O yeni kaydı da hesaplatsın. Şuradan çıkalım. Bundan önce bir kayıt girelim mesela. Ne diyelim? Çağır nokta. Kayıt. Çağır nokta. Kayıt yaz diyelim. Sonra bunu çağırsın. Şöyle çağırıyorum. Öğrenci numarası işte 182-500-03-0-11 olsun mesela. Ne olsun? Beste olabilir. İşte beste. Beste ne olsun? Beste. Poker olsun mesela. De bizden atı ne olabilir? Örnek veriyorum. 50 olsun. Final 50 olsun. Başarı puanı. Bakın desteği elde de 50 diye de şöyle yazdırdı. Şu an tamamen buradaki istenen işlemi dinamik olarak gerçekleştirebiliyoruz. Sadece metin dosyasını kullanarak ne diyoruz işte? Vizesi 100. İşte final 05-43. İşte vizesi 100. Final 100. İşte vizesi atıyorum. Esra Özün 56. Finali 45. Ortalama 49-40. Şeklinde yazıyor. 50-50-50. Şeklinde yazıyor. Gördüğünüz gibi hiçbir sıkıntı olmadan. Burada umarım anlaşılmıştır. Hani sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Yine aynı şekilde hesaplıyorum. Sadece no isim soy isim vize final ve başarı puanını alarak yazdırıyorum. Yani burada bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Sonraki dersimizde C şıkkını gerçekleyeceğiz. Yani öğrencilerin başarı puanı ve harf notu ile göstereceğiz ekranda. Bunu nasıl yapacağımızı da göstereceğim. Takıldığınız bir şey varsa yorumlara yazabilirsiniz. Burası Yürüyen Kod. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.